Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri in street 10. yılını 10 numara çekiliş kampanyasıyla kutluyor. İşte efsane ödüller. 5 Vespa, 10 iPhone 15, 20 PlayStation ve yüzlerce hediye çeki. Hemen en yakın in street mağazasına giderek in street uygulamasına ya da in street girerek ödülleri kazanma şansı yakala. Harcadığın her 250 liraya bir çekiliş hakkı kazanacağını da unutma. In tarzını yansıt. Adana Demir Spor maçı. Hı hı. Göreceli şöyle pek süreyle alınca hani takip eden Fenerbahçeli hı hı. futbolcular tek, bakmıyorlar ya. Hı hı. Değil mi hocam? Biz önümüzdeki maçlara bakıyorlar. Evet. İlgilenmiyor evet. rakibi maçlarıyla derken bence İspanyol elinden düşürmediğini tahmin ediyorum şeyi. Galatasaray'ın kimlerle oynayacağını. Doğru mu hocam? Doğru. Hesap kitap. olan olur mu? İşte onlardan en önemlilerinden biri Adana Demir Spor deplasmında puan kaybedeceği kaybedeceğiydi bence. Hı hı. Baktı. Adana Demir Güzeldi bir atmosfer vardı. Sağ ol. Evet. Adana diye futbol şehri oldu hocam. Zaten çok köklüdür de öyledir her zaman. Kaybedebilir mi diye heveslendi. İlgilenmiyordu. Kendi önümüzdeki maçlara bakıyoruz ya. Olmuyor. Uyuyamazsınız. Evet. Kulüp aklıma gelince uyuyamıyorum dedi adam bu gordu ya, ya. Nasıl evet. da kulüp aklıyım? Ne, ne desin yani? Evet. Her neyse onlardan biriydi Adana bir spor maçı. Nasıl geçti sence? İlginç Hatta siz konuştuk. Hikmet Hoca'nın bir overthinking'leri olacak Hı. mı diye. Evet. İlginç geçti gerçekten. Şimdi iki takımda da sağdan çıkaracağım. Bir çizgi çekeceğim. Hocam antrenmanlarda siz Christoph doğumla çalıştınız. Zaten Christoph ben şu Doğum... anda Christoph Down gibi görüyorum seni arkadan bak. Dönmezsen yüzünü. Bak evet. sahada çizdiğin şekil. Evet. evet hocam. Şöyle yapmaz mıydı? Evet. Sahi böyle ayırmaz mıydı? Hocam gençleşmişsiniz. Öyle tabii, mi? Tabii tabii. <laughs> Gençleştik tabii. Kenarları. Ee... Şimdi maçı izlerken özellikle ilk devre aklıma Christoph Daum geldi. Hiç çıkmadı hatta neredeyse. Ben Adana Demirspor'un yani Hikmet Hoca'nın, Hikmet Hoca bir de Bundesliga'yı iyi takip eder. Bilir. Almanca bilir. Almanya'da yaşadı, gitti, geldi, oralara baktı. Ee, Alman teknik adamlarla çalıştı. Sigi Sigihelt'le çalıştı. Holger Osiek'le çalıştı. Ben Sigel de çalıştı diye Bir kişi de ama daha yok. Sigihelt değil de ötekinle çalıştı. Holger evet. De çalıştı değil mi? Osiek bir tane daha var ya. Her neyse buluruz. Ee, Holman'la da olabilir. Holman olabilir. Holman'la da çalışmış olabilir. o Hikmet Hoca da şeyi bilir. Yani Almanya'da favori olmayanların favoriye karşı nasıl oynadığını 3 aşağı 5 yukarı bilir. Adana Demirspor takımı şurayı hiç kullanmadı. Sahayı kullanmadı. Koridoru kullandı. Orayı Sağ, kapattı mı? Evet. Burayı kapattı. Evet. Hayır, merkezi mi kapattı? Merkezi kapattı. Hocam pas bıdı bıdı Hiç yapmadı bütün ataklarını kenardan yaptı. İlginç olan ilginç olan Galatasaray'ın da aynı model oynamış aynı olması. seçmesi. Çok akıllıca buldum bir tarafıyla. Merkezi kapatıyorsa rakibiniz e tamam o zaman siz de kenardan gidin. Ve Galatasaray burayı hiç bıdı bıdı yapmadan, hiç kısa işte tiki taka falan hiç uğraşmadan direkt çizgiye çıktı hocam Galatasaray takımı direkt çizgiye çıktı. Kimle evet. çıktı bunu yaparken? O, hocam e, zaten şey Kaan hariç kön vızır vızır vızır, vızır tabii. Kön hakikaten e, bence damga vuruyor. Ben ee, aradı arada sonunda temposuyla... buldu. Aradı aradı buldu tabii. E, hücum tarafı çok güçlü evet. Derik Kön'ün. Artı Barış Alper Ziyech. Kaan da buradan en azından dolgu. Mertens de akıllı. Hep kafası çizgimiz gibi buralarda böyle nasıl yaparım? işte nasıl koridor yakalarım? kendime. Hep oralardaydı. İlk devrenin tamam bu şekilde oynandı. Demirspor 3 tane net gol fırsatı üretti. Devrenin evet. sonundaki çok önemliydi. Muslera bu ligin en değerli kalesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Galatasaray ben 4 puan öndeyken kalecim var dedi değil mi? Evet, aynen öyle. Galatasaray'da pozisyonlar yakaladı ama Demirspor'un pozisyonları sanki birazcık daha netmiş gibiydi. Bu arada ilk devre ilk 25 dakikada şaşırdım ve saymaya başladım. Mertens İlk 25 dakikada 3-0'a getirebilirdim maçı. Pass'larıyla mı vuruştun? Pass'larıyla yani? hocam. Paslarıyla. Yani bence 3'ü de asistti. 3'ü de gol olmadı. <laughs> anahtar pas olarak kayıtlara geçti. Ama Mertens 3-0 yapabilirdi maçı. Verdikleriyle. Anladım. Yine kıpı, Maçın kıpı. genelinde 5-6 tane anahtar pas. Bir gol, bir asist. Çılgın performans. Evet. İkinci diyeyim <laughs> Farklı bir Mertens de izliyoruz hocam. Üst üste evet. böyle maça damga vuran ve etkileyen değilim. Damga vuran demeyelim ıı, de. de. Attığı gol verilmedi belki ama... Netice itibariyle... Yani biz sayarız, biz sayarız hocam. Biz, biz saydık. saydık. Bazı golleri de saymam. Netice itibariyle saymam. Mertens bir kez daha... E, büyük oynadı. Bir kez daha çok yüksek enerjiyle ve çok yüksek akıl koyarak oynadı. Demirbay... Haftalardır iyi gidiyor. O da şahane bir Nisan geçirdi Kerem Demirbay. Ben orta sahayım diyor hocam. Evet. Üst türeye giden top, vuruş birinci kalite. Ya. Attığı gol o da birinci kalite. Hocam bir de kafaya önde ne diyor? Dayı mı diyorlarmış? Dayı diyor. <laughs> dayı, dayı, dayı diyorlarmış. Evet. Dayı hakikaten kitleniyor, oyun oynuyor, futbol oynuyor. Bayılırım o işe. Evet. Ve net bir orta oldu hocam. Tabii. Orta saha İşi görüyor her koşu. Tabii, Torreira ile işi görüyorlar hocam evet. yani Orada işi görüyor. Ha, daha iyisini bulur mu? Dahisini daha olabilir tabii ki ama Galatasaray'ın bu seneki yarışında performansında başlangıç hariç aldı, götürdü. Evet. En evet, son bölümlerde ıı, ustalık sahibi oyuncuların ne kadar büyük belirleyici olduğunu bir kere daha gördük. Yani Galatasaray'da hem Mustara'nın, hem Icardi'nin Kerem'in, Torreira'nın Mertens'in başta olmak üzere ne kadar ciddi katkı yaptığını bir kere daha bir gördük. De, ustalık önemli bir kesinlikle faktör Kesinlikle ustalık hocam yani. çok önemli. Bak şöyle bir eleştiri yapmıştı Breitner Dünya Kupası'nda bizim sevgili Mesut Özil'e. Hmm. O zaman Almanya kötü mü Mesut'u eleştirdi Breitner? Hmm. Savaşmıyor dedi. Evet. Ben de dedim ki ya futbolcuyu lazım. Mesut Özil dedim savaşmıyor diye eleştirilmez. Bugün iyi dans edemedi diye eleştirilmez. Doğru. Mesut Özil dans ederdi. Doğru. Savaşmazdı. Vay be Sava... Alman oyunculardan daha iyi misiniz ya, hocam ya? Yani. Brett nereden iyiyim? Eski yola benden yani. daha gencim biraz Brett nereden oldu? Hayır bugün dans kötü dans etti diyebilirsiniz ama savaşmadı. Bu oyuncu savaşmadı falan o değil. Saçmalık olur doğru. Yani. Onu ben de o yüzden oyuncu diyorum. tiplerini, deneyim ya de, kalitelerini bilmeniz lazım. Neden oyuncu oldu, neden futbolcu oldu? Doğru. Bu hafta bir Sivas içerisi var. Evet. Heyecanlandırır mı Fenerbahçe'yi? Çünkü şey var çünkü Hocam şimdi biz hani futbolda şu bütün unsurları konuşuyoruz ya, hı hı. bir gün biri çıkacak, anlatacak, rahatlayacağız. Baba Yiğit gerekiyormuş onun için Şimdi şunu dedik, Fenerbahçe Sivas deplasmanına gitti, hı hı. dedik ki Bülent Uygun eski Fener'li, Basta Fener'li, başkan zaten Fenerbahçe türümününden. Galatasaray dedi ki bu maçı rahat rahat verecek Sivas dedi, Fenerbahçe'yi verecek dedi. Hı hı. 88 dakika penaltıyla 2-2 kaldı, belki de Galatasaray'ı şampiyon yapan maçı oldu. Evet. Aynı Sivas geldi. Sizin de çok eleştirdiğiniz e, bu futbolcularda coşku yok değil. Yanlış oyun var dediniz. Sivas geldi burada yine diye Fenerbahçe. Emre Beyaz e zaman yine Doğru. şampiyonluktan etti. Doğru. Biz unutuyoruz <laughs> ama hemen. Unutuyoruz. Şimdi şeye geliyoruz. Sivas. Galatasaray. Galatasaray, galatasaray Sivas maçına. Abi Fenerbahçeli. Fenerbahçe'nin başkandı. Fenerbahçe tutuyordu eskiden. Fenerbahçe için neler yapmaz Galatasaray. Bülent şey Vay be Galatasaray oynadıkları gibi oynamayacaklar. Gibi gibi şeyler. Futbol unsurun dışında. Hı hı. Yine olacak değil mi bunlar konuşulacak? Olacak. konuşulacak. olacak. Mesela, engellerse, Mesela puan kaybederse Galatasaray tahmin edilmediği kadar savaşacaklar. Evet. Değil mi? Evet. Başkan bilimlerle yapacaklar. 11 ömür çocuklar da oynayacak gibi bakılıyor bazen. Değil mi hocam? Evet. Ben ama hakikaten Galatasaray'ın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Sivat Harika bir derin savunma seyrettim Fenerbahçe maçında. Evet. Bak çok etkilendim. Her dakika çıkamadılar kabul ediyorum. Ama kendine güvenli. Ve siz şey demişsiniz tanım olarak. Gol yememeye oynamıyorlar. Gol pozisyonu vermemeye oynuyorlar. Evet. Düşük tempo Galatasaraylı izleyicileri yanılttı. İlla yüksek tempo savaş değil. Doğru pozisyon, sakinlik, doğru kararlar alış. Bu da çok etkin bir şeydir biliyorsunuz oyunda savaş. Savunmada da etkilidir bu. Doğru. Çok akılcı, akıl işidir savunma. İyi savunma kolay yapılmaz. Hı hı. Bu savunmanın Galatasaray'a sorun çıkarabileceğini düşünüyor musun? Mana ile beraber. Sivas Spor'un e, ligdeki bütün takımlara karşı sorun çıkarabilecek bir potansiyeli var. Önde çabuk seri stil oyuncuları var. Manay'ın çok ciddi bir formu var çok dikkatli gerçekten de gol yememek üzerine değil pozisyon vermemek üzerine bir savunma inşa ettiklerini görüyorum. Bülent uygun da beğenirim. Bülent uygun ben, bu işi iyi yapıyor e, hocam. Ben beğenirim. Güçlüye karşı oynamayı. antrenörlüğünü beğenirim. Ha. Yani seveni vardı, sevmeni vardı o, 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 o kısmı bilemem. Herkes kendi değerlendirmesini yapar. Ama antrenörlükte e, fark yaratan insanlardan bir tanesinin olduğunu yıllardır görüyorum. Ve güçlü oyununu da çok iyi ezberidir. Futbol evet. ezberidir güçlüye karşı oynamak ve kimliğiyle de beraber Galatasaray'a zorluk çıkarabilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama ben de Ama yani da. gözlemin Galatasaray'ında içeride aşamayacağı bir engel ben bana görmüyorum. De, bana görmedim, görmedim bugüne kadar. Bakın 17'de 17 şeyin e, iç performansı Galatasaray şey, takımının. Rekorlar kırıldı yine şimdi. Bunun en az yarısını ezerek yaptı. Şansı kalan bir mi? Kalan maç Yarı yarısını öyle böyle yaptı. O çeyreğinde zorlandığı Zorlardan oldu. Ama zorlandığında da bir şekilde işi gördü. Şimdi silahların durumuna bakıyorum. Hakim Zeykin... şarjör dolu. Hani elinde tabanca Belki, var mı var? Gelelim, şarjör gel, gel, dolu. Geldiğinden beri en hazır hali bence. Yani Barış, şarjör dolu. Üff, ee, Mert Mertens Redkit gibi geziyor zaten. O çift silahlı. <laughs> Bütün silahları <laughs> elinde. Ritki rit rit evet. eski yaşam ağzında sigara vardı. Sigara evet. zararlı diye alışıldı. Ya, ot koydular ondan sonra. Ondan sonra şöyle bir tane sop, şey Çiçek, çöp, ot, çöp, 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 ot koydular. Ot koydular. Ee, dül dül. Dül dül. Rintintindi evet. köpeğin adı. Evet. evet. Siz bayağı hakimsiniz. Ben hakim biliyorum. Ben çeverdim Ritki'yi. Evet. Icardi de e, iş başında. Bir de direkt köm var. Çok çıkan, sürekli çıkan bir köm var. Artı bir sürpriz var beklenmeyeni yapan Kerem Demirbay'ın ceza sahasının içine koşulları var. Ben o derin savunma veya kompakt savunmayı aşabilecek oyuncuları olduğunu, aşabilecek bir ezber olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Ben Galatasaray'ın içeride çok zor geliyor. kaybetmesi büyük. Ben de öyle hayal ediyorum. Oynuyorum kafamda oyunu. Bir tek şansı var. Hiç kolay değil bence. Büyük resme bakarsak tempoyu yükseltmemek. Onların böyle yumuşak temposu var şeyin. Sivas'ın Sivas dengeli, pozisyon vermeden, gol yemeden Hı -hı. değil ve çıkabilirse çıkışları var. Hı -hı. Ama ne kadar dayanacaksınız? Çok kolay değil. Çok yaratıcı oyuncuların olduğu bir ekibe karşı Hı -hı. oynuyorsunuz yani ve çok silahları var. Çabukluk, vuruş. Hocam Sivas'ın faul alması, kuvvet. çelme takması kendisine bağlı değil Galatasaray'a Galatasaray bağlı. bağlı. Galatasaray ancak kötü oynarsa puan Doğru. verir. Yani ortalama ha, nasıl kötü oynatırım. Kazanır. Nasıl ezberi bozarım? Nasıl ama oyuncular var. Hadi oyunu bozdunuz. Oyuncuları nasıl bozacaksınız yani? Hocam ortalama oynaması, oynaması bile yeterli olacak. Çok yeterli. Öyle olsun. görünüyor. Öyle görünüyor. Yani bakınca öyle görüyoruz. Ya ben heyecanla bekliyorum onu yine de. Şampiyon olur olmazlar oluyorlar bilmem ne. Ne bu staddaki... Rams Park. Rams Park'ta Galatasaray Fenerbahçe maçı. Evet. Şampiyon olacaklar olmayacaklar o ayrı bir şey değil İki oyunun karşılaşması tek. Çünkü birinci maçta onun karşılığını veremediler titrek, gitmeyen, ne? bilmem ne falan böyle olmadı o maç. Evet. Ne olur şov yapsınlar ya. şampiyon olmaz da bir oyun seyredelim hocam. Bak iki farklı oyun. Çabuk teknik kalitenin oynadığı oyun diyorum ben buna. İkisi de iyi oyun. Tabii. İkisi de iyi oyunculardan kurulu iki takım farklı oynuyorlar. Bakalım kim kazanacağı çok merak ediyor. Evet. Tabii ki Galatasaray avantajlı kabul ediyorum 4 puan. Diyelim Hafta yasalı değil değil mi? Hafta yasalı bakalım kaç puan, kim önde, kim arkada hiç belli olmuyor hocam bu işler. Olmuyor daha düşman potası da var. İlginç maçlar oynanıyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Yani bilmiyorum.